Efendim yine çok önemli ve faydalı oturumlarla devam edeceğiz. Fakat öncesinde sabah da vurguladık, az evvel de sizinle paylaşmaya gayret ettim. Türkiye'de ilk kez yapılan bir araştırmanın sonuçlarını sizlerle paylaşmak istiyoruz. Toplumda medya ve yapay zeka algı araştırmasının sonuçlarını paylaşmak için Radyo Televizyon Üst Kurulumuz Başkan Yardımcısı Sayın Deniz Güler'i alkışlarınızla davet ediyorum. Hoş geldiniz efendim. Ve bu araştırmayı gerçekleştiren Kuantum Araştırma'nın kurucusu aynı zamanda AYPA Başkan Yardımcısı Sayın Volkan Kılıç'ı da davet ediyorum. Hoş geldiniz. Söz size başkanım. Volkan Bey, hoş geldiniz. Evet, hoş geldiniz kıymetli katılımcılar. Yemekten önce reytingler biraz yüksekti ama yemekten sonra görüyorum ki herhalde yemeğin verdiği rehavetle biraz insanlar salondan ziyade dışarıda takılmayı tercih etmiş gibi. Neyse, yavaş yavaş dolar diye umut ediyoruz. Şimdi biz Volkan Bey ile birlikte tabii çok önemli bir araştırmanın sunumunu gerçekleştireceğiz size. Türkiye'de ilk kez yapılan bir araştırma. Medya ve Yapay Zeka Algısı Araştırması. Bu araştırmayı Radyo Televizyon Üst Kurulu, AYPA ve Kuantum Araştırma olarak birlikte gerçekleştirdik. Bu araştırmadaki amacımız neydi? Medya ve yapay zekanın kesişiminde değişimleri ele alacağımız bu oturumda sizlerle birlikte olup Kuantum Araştırma tarafından gerçekleştirilen bu çalışma vasıtasıyla medya tüketim alışkanlıklarını, bu alışkanlıklara duyulan güveni ve yapay zekanın medya üzerindeki etkilerini derinlemesine inceleyeceğiz. Hazırsanız eğer, Volkan Bey hazır mıyız? Harika. Hazırsanız eğer sizlerde büyük bir alkışla başlamak istiyoruz. Bir moral alkışı olsun hepimize. Ve söz Volkan Bey'de, buyurun. Evet, sevgili hoş geldiniz. Deniz Bey'le bahsettiği üzere yapay zeka pek çok sektörü dönüştürdüğü gibi aslında medya sektörünü de dönüştürüyor. Bir iç uygulamalar, operasyonel denildiği pek çok konularda sabahtan şu ana kadar pek çok konuları da değindik aslında. Yani konuşmalar değiller. Biz de aslında bu çalışmayla birlikte toplumda bunun yansıması nasıl, onu çok kısa ortaya çıkarmış. Çalışmamızın aslında çok kısa bünyesinden bahsetmek istiyorum başlamadan önce. 12'de, 6'da 12'de, 18-64 yaş arası 945 kişiyle KABİ dediğimiz yöntemle görüşler yediler toplandı. Buradan devam edebilir miyiz? Evet. Siz çok kısa değindiniz aslında. Evet, KAVİ yöntemiyle toplandı. Örneklemin detayına bakarsak biraz daha 12 il dediğim gibi nüfusa orantılı bir şekilde örneklem tabakalandırıldı. Türkiye toplumundaki cinsiyet dağılımına göre ve yaş dağılımına göre 18-64 yaş arasında gerçekleştirildi. Bu tabakalandırmayla birlikte örneklemin temsiliyetini de arttırmış olduk deyip aslında yavaş yavaş istatistikler vererek rapora evet, giriş yapabiliriz. Başka. Medya değerlendirmesine geçtiğimiz zaman tabii öncelikle dünyadaki ve ülkemizdeki internet kullanımına yönelik istatistiklere baktık. Dünya ile ülkemiz arasındaki en temel farklılığın şu şekilde olduğunu tespit ettik. Dünyada bilgi bulmak için internet kullanımı %57'lerdeyken bizde bu oran %73'lere çıkmakta. Aynı şekilde güncel etkinlikleri ve haberleri takip etmek dünyada 51 civarında, %51'lerde, bizde %67 kısmında. Tabii bu da ülkemizde habere ve haber odaklı iletişime ne kadar önem verildiğinin önemli bir göstergesi. Tabii burada bir diğer önemli konu da iletişim kanalları, gündemi takip etme kanalları. Gündemi takip etme kanallarına baktığımızda haberlerin en fazla takip edildiği kanalların dijital içerik olan kanallar olduğu tespit edilmiş durumda. Nedir bunlar? Sosyal medya %36,5, internet web sitesi %23,5. Tabii televizyon %36 ile geleneksel medyanın en büyük bayraktarlığını yapmakta. Bu kapsamda da gücünü hala koruduğunu, televizyonun geleneksel medya olarak gücünün farkında olduğumuzun yeniden bize hatırlatıyor. Gazeteler %2,9, radyo maalesef %0'lara yakın bir şekilde gündem ve haberlerin takip edildiğini görüyoruz. Sosyal medya
haberlerinin takip edildiği mecralara baktığımızda Instagram ve X'in yani Twitter'ın birinci sırada olduğunu görüyoruz. %80'e 60'lık bir oranla. YouTube %50 olarak karşımıza çıkıyor. Facebook 43, Telegram 22. Tabii bundan sonraki slaytla bu slaytı birlikte incelersek çok önemli bulgularımız var. Evet, aslında... Bu kısmı da Volkan Bey'e bırakacağım çünkü tamam, çok başkanım. Detaylı bir analiz yaptı kendisi. Buyurun Volkan Bey. Sıklığa bakarsak, aslında kullanım sıklığı bakımından incelediğimizde Deniz Bey'in de bahsettiği üzere yani bu haberlere ve gündemi takip etmek için başvurulan mecralarda TV ve sosyal medya ilk sıradayken sıklık bakımından incelediğimizde ise TV'nin, webin ve sosyal medyanın gerisine düştüğünü görebiliyoruz aslında. Daha kolay, hızlı erişim, gün içerisinde pek çok sayıda ziyaret ettiğimiz sosyal medya mecralarını aslında bu anlamda kullandığımızda görebiliyoruz. Tabii burada TV, sosyal medya, web sürekli yer değiştiriyor. Şimdi de konumuz güven. Güven. Evet. Yani bu mecralarda okudukları haberlere, gündeme, güven düzeyine baktığımızda tekrar bu üçlü arasında bir yer değişiminin olduğunu görüyoruz. Ve TV en üst sıraya geliyor. 59.7'lik bir pozitif değerler toplamıyla. Pozitif değerler toplamından kastımız aslında güveniyorum ve çok güveniyorum cevapların toplamından geliyor. Hemen arkasından web takip ediyor ve sosyal medyanın en yoğun olarak kullanılan aracın hemen sona doğru üçüncü sıraya geldiğini gözlemleyebiliyoruz. TV aslında Deniz Bey bizim pandemi öncesinde bu yana medya güven endeksi çalışmalarımız var. Pandemi öncesinde sosyal medyaya karşı çok ciddi bir güven ve itibar kaybı söz konusuydu. Ancak pandemiyle birlikte TV bugün güveni tekrar kazandı. Özellikle bilim insanlarının çıkması, konuşması, burada bizleri bilgilendirmesi, detaylandırmasıyla birlikte kazandığı güven. Akabinde seçim sürecinde de takip edilen bir TV ve buradaki araştırmamız da gösteriyor ki bu güven hala koruyor. Ancak sosyal medyada tam tersi olarak bir güven kaybı söz konusu. Zaten birazdan çok daha detaylı değineceğiz ve aslında baktığımızda 10 puanlık bir gap farkıyla birlikte bunu karşımıza geldiğini görebiliyoruz. Şimdi güvensizliğin nedenlerine bakarsak eğer, sosyal medya mecralarındaki önce güven kanallarına bakalım. LinkedIn bildiğiniz gibi biraz daha niş bir platform. Daha çok business, iş dünyasının başvurduğu, kullandığı, yoğun olarak kullandığı bir platform. Buradaki haberlere güvenin daha fazla olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Hemen arkasından Telegram, X gelirken en çok kullanılan kanalın Deniz Bey'in bahsettiği gibi Instagram'ın gerilere doğru düştüğünü de görebiliyoruz. Hem en yoğun kullandığımız hem en sıklıkla başvurduğumuz kanal oradaki haberler bakımından en az güvenilirliğe sahip olan kanal olarak karşımıza çıkıyor. Burada 3 tane temel neden var aslında. Bunlardan birincisi haber kaynağının belirsizliği. İkincisi haber manipülasyonu. Yani burada aslında birazdan Deniz Bey daha detaylı değinecek. Yapay zekaya göz kırpıyoruz. Burada deepfake ve bununla oluşturulan sahte haberler diyebiliriz. Üçüncüsü de influencerlara olan güvenin azalması. Şimdi influencerlar sosyal medyada video içeriklerinin izlenilmesi çok ciddi bir düşüş içerisindeydi. Pazarlama dünyası bunu influencerlarla çözdü. Influencerlarla birlikte tekrar içerikler izlenmeye başlandı. Ancak buradaki satış amaçlı iletişim ve son dönemdeki influencerlarla ilgili çıkan haberleri de göz önünde bulundurduğumuzda verdikleri haberlere olan güveni tam tersinde etkilediğini de gözlemleyebiliyoruz Deniz Bey. Evet. Şimdi araştırmamızın diğer önemli bir bölümü de medya ve yapay zeka değerlendirmesi olarak karşımıza çıkıyor. Yapay zeka teknolojilerinin gelişmesi medya sektörünü nasıl etkiledi diye sorduk. Katılımcıların görüşleri iki temel noktada ayrılmakta. %47'si yapay zekanın olumlu etkiler sunduğunu belirtmekte. Bununla birlikte %41'i ise medya güvenilirliğinin azalttığını düşünmüyor. Peki nasıl düşünüyorlar bunu? Özellikle deepfake ve sahte haberler gibi riskler toplumun %61'inde ciddi bir şekilde endişe yaratıyor. Bu durumda medyada güven ve etik sorunlarının ne kadar etkili olduğunu bizlere gösteriyor. Bu demin ifade ettiğim gibi toplumun %61'i dijitalde gerçek ve sahte haber arasındaki sahte haberi ayırt etme konusunda endişe duyuyor. Tabii bu endişeleri de giderebilmek için bizim gibi regülasyon kurumlarına çok büyük önem atfediyorlar. Nasıl bir önem kazanıyoruz biz burada? Özellikle deepfake ve diğer teknolojiler vasıtasıyla yayılan bu sahte haberin önlenmesi konusunda
doğru haberi vatandaşa bir şekilde ulaştırmak ve ulaştırılan bu haberin aslında yalan haberden daha öncelikli, daha önemli bir hale getirebilmek aslında bizim görevimiz arasında bulunuyor. Evet, yani yapay zekanın internetteki haberleri, bilgileri ve güvenilirliğini nasıl etkilediğini düşünüyorsunuz diye toplum paydaşına sorduğumuzda %19.4'ü güveni arttırdığını, %40'ı bu konuda kararsız, yine bilgi eksikliğinin karşımıza çıktığını görüyoruz. %41'i de güvenilirliğinin azaldığını söylüyor bize. Şimdi aslında Deniz Bey'in bahsettiği iki önemli istatistik var. Birisi yapay zekanın medya sektörüne etkisiydi. Burada olumsuz düşünenler, internette gerçek veriyle sahte, gerçek haberle sahte haberi ayırt edemeyenler ve yapay zekanın medya sektöründeki işte bu haberlerin güvenilirliğini olumsuz yönde etkileyenlere çözümünüz ne dediğimizde aslında çok büyük bir boşluk karşımıza çıkıyor. Burada ciddi bir bilgi eksikliği söz konusu ve bizim pek çok çalışmamızda olduğu gibi Yapay Zeka Politikaları Derneği'nin işte yapay zeka ve toplum araştırması Web3 çalışmalarında da toplum bu konuda hemen ilgili mecralardan regülasyon istiyor. Burada sözü size vereyim, bir toplamanızı evet, rica edeyim aslında. Çok önemli iki tane sonuca ulaştık. Toplum yapay zeka ile ilgili sorunların çözümü için şu önerileri veriyor bize. Çok kıymetli veriler. Birincisi eğitim ve farkındalık bu slaytımızda. Sahte içerikleri ayırt edebilmek için sizin de dediğiniz gibi dijital okur yazarlık becerilerini geliştirmemiz lazım. Sabah Ebubekir Başkanımız da özellikle açış konuşmasında belirtti. Dijital okur yazarlık gerek eğitim kurumlarında gerek ebeveynler özelinde özellikle değinmemiz, özellikle üzerinde durmamız gereken bir husus olarak karşımıza çıkıyor. Vatandaşlar tarafından ikinci olarak belirtilen en önemli husus ise regülasyon. Demin de ifade ettim, devletin yapay zeka teknolojilerini düzenlemek için güçlü yasal çerçeveler oluşturması ve bu konuda bilinci arttırması büyük önem taşıyor. Bu iki adım medya ve yapay zeka ilişkisini daha sağlıklı bir zemine oturtacağına inanıyoruz. Teşekkür ederiz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Koyuyoruz. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Lütfen ayrılmayın. Deniz Bey'e aslında bugün anısına biz plaketini takdim etmiştik sabahki oturumlarda. Bir tane ama mi? Bu bir tane daha mı verelim Deniz Zafer, Bey? Zafer Başkanım bir tane mi Zafer sadece? Zafer Başkanım bir plaket Zafer daha istiyor demiyor. Deniz Başkanım. Bir plaket mi veriyorsun? Öyle bir i̇ki, tane iki oturuma çıkıp plaketle mi geçiştiriyorsun? Kuantum araştırma kurucusu ve AYPA Başkan Yardımcısı Sayın Volkan Kılıç'a da bugünün anısına plaket takdim etmek üzere AYPA Medya Komisyonu Başkanı Derya Gül Ünlü Hocamı Doçent Doktor Derya Gül Ünlü'yü davet ediyorum. Buyurun Sayın Hocam. Tokalaşmak, evet. Teşekkür ederim. Çok önemli bir araştırmanın sonuçlarını bizlerle paylaştılar. Deniz Bey sizi de alalım, birlikte bir fotoğraf çektirelim. Teşekkür ediyoruz. Çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ağzınıza sağlık.